Uygulamalar ekranı sayfa 2-3. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzun konusu APK düzenleyici programında ses motoru Türkçeleştirme. Sayfa sonu APK editör pro. Benim bulduğum ama çalışmayan boş bir vocalizer ses motoru var. Kullanmayacağım. Düzenlemesini yaptıktan sonra kaldıracağım ama size uygulamayı nasıl düzenlediğimi gösterebilmek için indirdim. Hatta uzun uzun düzenleme de yapmayacağım. Sadece üstün körü anlatacağım. Neleri değiştirmeniz, nereye ne yazmanız gerektiğini. Başlayalım. APK Editor Pro. Yüklü APK. APK. 42 öğe. Evet, ne olarak isimlendirmişim ben bunu? İptal. Vocalizer Studio. Evet. Tam düz. Vocalizer Studio. Şimdi. Açılır liste. Default. Liste dışında. Default dediği dil menüsü. Programın birden fazla dili olduğu zaman hangi dili düzenlemek istediğinizi belirtiyorsunuz. Translate düğme. Çeviri, uygulamaya dil dosyası ekleyip kendi dilinizde çeviri yapabilirsiniz. APP-Name, Vocalizer Studio listede. Uygulama adı Vocalizer Studio. Bu metinden sesi ayarlarında görünecek olan bölüm. Buraya istediğiniz gibi bir isim girebilirsiniz. TTS Settings Label, Miss Preferences. TTS Settings. Metin okuma ayarı açıklaması. Bu mesela Aylin sentezleyicisinde girdiğimizde vocalizer ses motoru ayarları demesi gibi. Library, Nuance Vocalizer, Proxy, Sengine Vocalizer. Kitaplık ve sunucu ayarları. Buraları kurcalamıyoruz. Gerçi bu uygulamada kurcalasak da kurcalamasak da bir şey olmaz. Çalışmıyor program ama genelde bir vocalizer uygulaması düzenlerken library ve proxy bölümü ellenmez. Ellersek program bozulur. Sample text. Sample text örnek metin bu. Çal düğmesine bastığımızdaki seslendirdiği örnek. Buraya ne yazarsak uygulamayı kaydedip yüklediğimizde çal düğmesine basınca daha önce buraya yazmış olduğumuz metni seslendirecektir. Red language, seleccionar language. Pref language, burası işte dile göre ses seçin veya diller ve sesler gibi üst bilgilerin, başlıkların olduğu alan. Buraya ne yazarsak ses motoru ayarında da o görünecektir. Mesela dil başına tercih edilen sesi seçin yazarsanız ses motorunun ayarlarında dil başına tercih edilen sesi seçin olarak çıkacaktır. Bu arada fazla yüksek sesle konuşamıyorum, kusura bakmayın. Akşam saati. Burayla uğraşmıyoruz. Burası hiçbir işe yaramayan boş bir seçenek. O yüzden burayla uğraşarak zaman kaybetmenin anlamı yok. Pref language this, yani bakayım. Pref language this. Türkçe Türkiye yazan yere tıkladığımızda bu dil için tercih ettiğiniz sesi seçin veya bu dil için önerilen sesi seçin şeklinde çıkan başlığı düzenlememizi sağlar. Buraya ne yazarsak metinden konuşmaya motoru ayarlarında Türkçe Türkiye yazan yere tıkladığımızda buraya daha önceden yazdığımız metin başlık olarak görünecektir. Burayı kurcalamıyoruz. Burası ayarlandığı şekilde kalıyor. Kurcalarsak
Yine ses motorunu bozabiliriz. Devam ediyoruz. Volume key, default volume. Burayı da 34 red, ellemiyoruz. volume setting, volume en. Volume setting, volume en. Volume setting. Yani buraya ne yazarsak o çıkacaktır. Mesela atıyorum buraya wav yoğunluğu yazdık. Uygulamayı kaydettik. Bir daha metinden ses ayarlarına girdiğimizde burasını wav yoğunluğu olarak telaffuz edecektir. Çünkü burada wav yoğunluğu yazmışızdır önceden. Volume value 80. Volume value. Buraları düzenleyebiliriz. Buraları düzenlemekte sakınca yok. Volume value yani saptanmış ses. Yani program ilk kurulduğunda ses seviyesi yüzde kaç olarak gelsin onu ayarlayabiliyoruz ama burayı ayarladığımız zaman ses seviyesini değiştiremeyiz diye bir kural yok. Zaten burayı ayarlamazsak program bozulur. Buraya illa bir saptanmış değer girmemiz gerekir. Mesela volume value yazan yere 20 yazarız. Kaydederiz. Programı kurduğumuzda ve metin okuma motoru olarak seçtiğimizde programın ses seviyesi saptanmış olarak yani bizim belirlediğimiz şekilde fabrika çıkışı olarak %20 %20 olarak gelecektir. O şekilde ayarladığımız için daha sonra ayarını yine değiştirebiliyoruz. Max 100. Volume max 100. Volume max. Bu ses seviyesi maksimum ne kadar artsın onu kontrol eder. Burayı da istediğimiz şekilde ayarlayabiliriz. Yani buraya ne kadar değer yazarsanız ses seviyesi o kadar fazla artacaktır. Shift 1. Volume shift 1. Volume shift. Bu ses seviyesini %0'a çektiğiniz zaman ses seviyesi en fazla ne kadar düşük olabilir onu belirlemenizi sağlar. Volume format %0f. Volume format diyor. Burayı da kurcalamıyoruz. Burayı da kurcalamamamız lazım. Ayarlandığı gibi kalsın. Read key default read setting velocidad. Read setting velocidad. Rate setting yani konuşma hızı. Buraya mesela hız yazarsak sadece hız şeklinde görünecektir. Konuşma hızı çarpanı yazarsak konuşma hızı çarpanı olarak çıkacaktır. Burası konuşma hızı ayarının adını düzenlememizi sağlayan bir metin kutusu. Buraya istediğimizi yazabiliriz. Rate value 100. Rate value 100. Rate value 100. Yani saptanmış konuşma hızı %100. Bu ses seviyesinde olduğu gibi mesela saptanmış konuşma hızını %50 yaparız. Kaydederiz. Program kurulduğunda ve metin okuma motoru olarak seçildiğinde %50 ses seviyesinde, pardon ses seviyesi diyorum. %50'de konuşma hızı olur. Yavaş konuşur. Sonra hızlandırılabilir. Burası fabrika çıkışı olan değerdir ve burayı istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Kaldı ki zaten buraya bir değer girmemiz gerekli. Max 200. Rate max. Max 200. Konuşma hızı en fazla ne kadar artabilir? Onu belirlememizi istiyor. Buraya ne kadar sayı girersek konuşma hızı o kadar artacaktır. Scale 1. Rate scale 1. Konuşma hızı en fazla ne kadar yavaşlayabilir? Yine onu ayarlamamızı sağlar. Burayı sıfır yapabiliriz mesela ama sıfırdan küçük bir değer giremeyiz. Öyle eksi 9, eksi 1 falan gibi böyle değerler girmeye kalktığımız zaman olmuyor. Program bozuluyor. Buraya en fazla 1 yazıyor ya burada. O 1'i silip 0 yapabiliriz. Başka bir değer giremeyiz buraya. Yüksek değerler girersek de konuşma hızı istediğimiz gibi yavaşlamaz. Hep hızlı kalır. O yüzden burayla ya hiç uğraşmayın ya da buraya 0 yazın. Format %0.1. Yine kurcalanmaması gereken bir ayar. Ayarlandığı gibi kalsın. Burayı da ellemiyoruz.
Devam edelim. Pitch key, default pitch, pitch setting, entonation. Pitch setting yani ton ayarı. Buraya ne yazarsak o çıkacak mesela. Ton seviyesi yazdık. Metin konuşma motoru ayarlarında ton seviyesi olarak çıkar. Ses perdesi yazdık diyelim buraya. Metin konuşma motoru ayarlarında ses perdesi olarak çıkacaktır. Pitch value 100. Pitch value 100. Pitch value 100. Bu yine saptanmış ayar girmemizi sağlar. Mesela buraya 50 yazarız. Kaydederiz. Programı kurarız. Metin okuma motoru olarak seçeriz. Seçtiğimizde saptanmış ses tonu %50 olarak ayarlanmış şekilde gelir. Onu istediğimiz gibi daha sonra değişebiliriz. Değiştirebiliriz daha doğrusu. Bu bir fabrika çıkışı ayarıdır. Burayı istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Saptanmış ayar olarak buraya hangi sayıyı girersek ses tonu da programı kurduğumuzda o şekilde ayarlanmış olarak gelecektir. Pitch max 200. Evet. Pitch max 200. Pitch max yani ton seviyesi en fazla ne kadar incelebilir? Buraya ne kadar çok sayı yazarsak ton seviyesi o kadar incelir. Pitch scale 1. Pitch scale yine ton seviyesi en fazla ne kadar kalınlaşabilir? Buraya 0 yazabiliriz en fazla. Yine 0'dan küçük bir değer giremiyoruz. Pitch format %. Yine kurcalamamamız gereken bir ayar. Ayarlandığı şekilde kalsın. Ellemeyin. Ellerseniz bozulur. Pot key default pot. Burayı da kurcalamıyoruz. Pot setting folder 34 öğeden 20. Pot setting folder. Buraya istediğimizi yazabiliriz. Fakat yazdığımız kelimenin sonuna bir adet iki nokta işareti, bir adet de boşluk eklemek zorundayız. Mesela atıyorum ses veri klasörü iki nokta boşluk. Bunu yapmazsak programda kararsızlıklar olur. Kesinlikle buraya ne yazmış olursak olalım yazdığımız şeyin sonuna bir tane iki nokta bir tane de boşluk ekleyeceğiz. Mesela buraya ses veri klasörü yazdık diyelim. Uygulamayı kaydettik. Kurulumunu yaptık. Açtık metinden ses ayarlarında. Ses veri klasörü diye çıkacaktır. Veya ses veri yolu yazdık. Ses veri yolu olarak çıkacaktır. Yani buraya ne yazarsanız o seçeneğin adı öyle görünecektir ama yine tekrar hatırlatmakta fayda var. Ne yazarsanız yazın. Mutlaka yazdığımız şeyin sonuna bir adet iki nokta, bir adet de boşluk eklemek mecburiyetindesiniz. Pot value, vocalizer expressive. Pot value, vocalizer expressive. Pot value, vocalizer expressive. Bu saptanmış klasör. Yani bunu nasıl anlatayım size? İşte diyor ya, ses veri klasörü. Storage emulatede ilk çizgi, sıfır ilk çizgi vocalizer x ya da vocalizer expressive. İşte onu demesini sağlayan özellik bu. Pot value hangi klasörde ise ses verileriniz ya da siz klasörün adının ne olmasını istiyorsanız ses verilerini o klasöre atıyorsunuz. Buraya da o klasörün adını yazıyorsunuz. Yalnız burada da ince bir detay var. Ne yazarsanız yazın. Burada da yazdığınız kelimenin başına boşluk bırakmadan eğik çizgi koymanız lazım. Mesela atıyorum eğik çizgi nüans, eğik çizgi vocalizer, eğik çizgi vocalizer x gibi. Bir de büyük küçük harf olayına dikkat etmeniz lazım. Dosya yöneticisinde klasörün baş harfini veya tüm harflerini de olabilir. Büyük harfle yazdıysanız buraya da büyük harfle yazmanız lazım. Küçük harfle yazdıysanız buraya da küçük harfle yazmanız lazım. Ama mutlaka ne yazmış olursanız olun, nasıl yazmış olursanız olun, yazdığınız kelimenin başına, bakın sonuna değil başına
eğik çizgi ekleyeceksiniz. Boşluk bırakmadan. Yani eğik çizgi boşluk vocalizer değil, eğik çizgi vocalizer şeklinde. Başına eğik çizgi koyuyorsunuz, yazdığınız şeyin başına ve eğik çizgiyle yazdığınız şeyin arasında boşluk bırakmıyorsunuz. Devam edelim. Log text key, log text. Log text title, log. Log text title. Yani burada işte soruyor. Log yazılsın mı? Log yazma açık, log yazma kapalı gibi. Burada log yazılsın mı diye sormasını mı istersiniz? Yoksa soru sormadan log yazma açık ya da kapalı mı demesini istersiniz? Buraya onu yazıyorsunuz. Devam edelim. Mesela buraya log yazma yazdınız. Soru sormasın, direkt log yazma dediniz. Log text summary of Apagado. Log Log text summary of. Yani log yazma kapalı yazıyorsunuz buraya mesela. Üstteki sorunun altına log yazma kapalı olarak geçiyor. Ayarlarda log yazılsın mı, log yazma kapalı şeklinde. Hani kapalı yazmak zorunda değilsiniz. Devre dışı da yazabilirsiniz. Aktifleştirilmedi de yazabilirsiniz. İptal de yazabilirsiniz. Ne istiyorsanız onu yazarsınız. log text summary on Log text summary on. Yani işte buraya log yazma açık yazarsınız. O log yazılsın mı sorusuna oradaki onay kutusu oluyor, biliyorsunuz o. Onu işaretlediğinizde buradaki kutuya ne yazdıysak onu söyleyecektir. Log yazma etkinleştirildi. Log yazma devre dışı bırakıldı. Şöyle oldu, böyle oldu gibisinden. Bu da düzenleyebileceğimiz son seçenekti arkadaşlar. aranacak kelime. Bu işleri bitirdikten sonra ekranın sağ üst köşesindeki kaydet düğmesine basıyoruz. Program, yani ses motoru bizim istediğimiz şekilde kaydediliyor. Sonra kaydetme işlemi başarılı olursa, ki çoğu zaman büyük ihtimalle başarılı oluyor, dosya kaydedildi şeklinde uyarı veriyor. Sonra ekranın sol alt köşesinde kaldır düğmesi var. Buna basıyoruz. Bu düzenlenmemiş olan orijinal uygulamayı kaldırmamızı sağlar. Daha sonra ekranın orta köşesinde alt tarafta yükle düğmesi var. Buna bastığımız zaman bu da bizim az önce düzenlemiş olduğumuz uygulamayı yüklemeyi sağlar. Donanım. One. Sayfa 3-3. Apo ver. Ultimate Screen Recorder. Kaydı sonuna. Durdur. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Hayırlı geceler.